Sevgili dostlar, bugün annemden öğrendiğim gibi annemin yaptığı usulde bir tarhana çorbası yapacağız. Tereyağı kullanabilirsiniz, harika olur. Ben biraz sıvı yağ kullanıyorum. Bugün sıvı yağ kullanacağım. Biraz, iki yemek kaşığı tarhanamızı ve bir yemek kaşığı unumuzu kullanıyoruz. Ve bu şekilde kavuracağız. Tarhananın ve unun renginin değişmesi gerekmiyor. Kavrulmuş güzel bir koku çıksın yeter. Bir süre bu şekilde kavuruyorum. Evet, tarhanamızdan mis gibi kokular geliyor. Çay kaşığı kırmızı biberimizi attık. Bir yemek kaşığı salçamızı da ilave ettik. Şöyle. Çok kısa süre bu şekilde çevireceğiz. Soğuk su ilave ediyoruz. Kesinlikle sıcak su ilave etmiyoruz arkadaşlar. Suyumuzun ölçüsü göz kararı ile nasıl bir kıvamda seviyorsanız çorbanızı o şekilde. Zaten piştikten sonra blenderdan da geçireceğim. İyice parçalanması için. Ben piştikten sonra geçiriyorum blenderdan el mikseriyle. Yumurta çırpıcımla da iyice topakları kalmasın diye geçiyorum. Küçük tenceremin yarısına kadar su doldurdum. Az yapıyorum. Siz bu ölçüyü iki misli olarak yapabilirsiniz. Böyle kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Bu esnada bir çay kaşığı tuz koydum ve yanına karabiber ilave ediyorum. Efendim kekik ve nane yine birer çay kaşığı ilave ediyorum. Zerdeçal ve kimyon ilave ediyorum birer çay kaşığı. İyice karıştıracağım şimdi. Bu şekilde pişireceğim. Kaynadıktan sonra 5 dakika kaynaması kafidir. Pişer tarhana çabuk. Arzu edenler pul biber de koyabilir. Yine bir çay kaşığı. Biraz tabii hafif acı olması çok iyi. Değerli arkadaşlar, çok koyu olduğunu düşündüğüm için, olabileceğini düşündüğüm için biraz daha su kaynattım. Hazırda bulundurdum. Ve üzerine yeterli kıvama gelecek kadar su, kaynar su ilave ettim. İlk olarak soğuk su katıyorduk biliyorsunuz. Sonra biraz da tuz ilave ettim. Şu anda çorbamız pişmekte. Hepinize afiyet olsun. Gördüğünüz üzere sonradan eklediğimiz kaynak suyla tam kıvamında bir tarhana çorbası oldu. El mikserine de gerek kalmadı.
hiçbir topaklanma da olmadı. Ben genelde çorbalarımı el mikseriyle, elektrikli el mikseriyle şöyle bir çırparım ama buna gerek kalmadı. Tekrar afiyet olsun. Sevgilerimi sunuyorum hepinize. Sevgili arkadaşlarım, tarama çorbamız hazır. Acı biberlerimiz, turşumuz ve köy ekmeğimiz çok nefis. Afiyet olsun efendim.